Yaşanabilir bir İstanbul'un tartışılacağı TMOP 3. İstanbul Kent Sempozyumu 22-23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Programı kesinleşen etkinlik 22 ve 23 Kasım 2013 tarihlerinde Şişli Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Sempozyum kapsamında ise 24 Kasım 2013 Pazar günü İTÜ Maçka Kampüsü G Amfisi'nde İstanbul Kent Forumu gerçekleştirilecek. Yaşanabilir bir kent nasıl olmalı sorusunu biz de sempozyumun Danışma Kurulu'ndan Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu üyesi Tuğba İnal Çekici'ye soracağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tuğba Hanım, bu yıl üçüncüsü düzenleniyor İstanbul Kent Sempozyumu. Öncelikle sempozyuma dair bilgi alalım sizden dilerseniz. Nasıl hazırlanıldı sempozyuma ve neler konuşulacak? Sempozyum Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin çatısı altında İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanıyor. 2 yılda bir düzenlenen bir sempozyum bu. İstanbul'da üçüncüsünü düzenliyoruz ama Türkiye'deki başka kentlerde de düzenleniyor bu sempozyum. Bildiğimiz kadarıyla bu da sene içinde Çanakkale, İzmir ve Bursa'da da kent sempozyumları düzenlendi ve düzenlenmeye de devam edecek önümüzdeki ikişer yılda bir. Biz İstanbul için İl Koordinasyon Kurulu ve TMOP çatısı altında Şubat ayında ilk çalışmalarına başladık ve başlığını koyduk, sempozyumun temasını belirledik ve Şubat ayından bu yana da çalışmalarımızı sürdürdük. Sempozyum bu sene ilk kez DİSK-KESK ve TTB Türkiye Tabipler Odası'nın da katkılarıyla düzenleniyor. Ve bu seneki sempozyum tabii bizim için, İstanbul için çok önemli, çok kırılma noktasında yaşadığımız, Gezi ile birlikte yaşadığımız kırılma noktasında olduğu için de Şubat ayındaki heyecanımızdan farklı bir heyecanla geldik Kasım ayına. Evet. Neler konuşulacak peki? Hem iki gün farklı bir yerde, daha sonrasında İstanbul Kent Forumu düzenleneceğini görüyoruz. Bunların detayları nedir? Neler konuşulacak? Neler konuşulacak? İstanbul'a ve kente dair aslında her şeyi konuşmayı hedefliyoruz. Ama herhalde temayı da çok net olarak etkin, özerk ve demokratik bir kent yönetimi alacak galiba. Ve kente yaşadığımız tahribata yönelik, özellikle İstanbul'da mega projelerle birlikte yaşadığımız tahribata yönelik bir takım kaygılar dile getirilecek ve öneriler ortaya çıkacak diye bekliyoruz. Ama bizim de tanımladığımız ve oturum başlıklarıyla birlikte söyleyebileceğimiz, birincisi kolektif ihtiyaçlara yönelik erişilebilir nitelikli kamusal hizmet sunumu ve altyapıyı konuşmaya çalışacağız. Doğal çevrenin ve yaşamın korunması ve geliştirilmesine ilişkin bir oturumumuz olacak. Entegre, verimli ve kamusal bir ulaşım politikasını konuşmamız gerekiyor. Sanırım gündemimizdeki, yani en sıcak gündem maddelerinden biri de yine İstanbul'da yaşadığımız ulaşım sıkıntısı. Sağlıklı bir çevrede yaşama ve barınma hakkı üzerinde durmak gerekiyor. Örgütlenme, katılım ve kent hukuku konuşulacak başlıklardan bir diğeri. Kentsel yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde de konuşulacak. Çünkü kent mekanında da bu cinsiyet eşitliğinin önemi vurgulanacak. Son olarak da dezavantajlı grupların, yoksunların kentsel ve toplumsal yaşama eşit ve tam olarak katılımı üzerinde de konuşulacak bir oturumumuz olacak. Pek çok başlık var, çok konu tartışılacak. Pek çok başlık ve pek çok katılımcımız da olacak. Hı hı. Son üçüncü gün gerçekleşecek olan Maçka G Amfisi'nde gerçekleşecek olan forumsa aslında biraz bizim Gezi'de deneyimlediğimiz bu kürsü geleneğinden hareketle oluşturuldu. Forum üçüncü gün sabah amfide tematik konuşmalarla başlayacak. Tematik konuşmalarımız aslında kentsel dönüşümde sermaye ve iktidar ilişkisi konuşması yapılacak. Yaşar Adanalı tarafından. Korkut Vortav hocamız Gezi'nin düşündürdüklerini, Gezi sonrasındaki görüşlerini aslında bir miktar dile getirecek ve İstanbul'daki dönüşüm coğrafyası konuşulacak. Murat Cemal Yalçıntan, doçent doktor. Ve son olarak Mücella Yapıcı Gezi hareketini, bir sivil direniş, Taksim direnişini anlatıp geleceğe dair bir takım notlar sunacak. Bundan sonra, bu tematik konuşmalardan sonra kürsü bütün katılımcılara açık, kürsü ve mikrofon bütün katılımcılara açık olacak. Evet, Gezi'den sonra oluşan forumlardaki gibi, evet, aslında bir forum geleneği şeklinde olacak ve bizim bu forumdan beklentimiz aslında kürsüye geçenin aslında çok yakın bir zamanda önümüzde seçimler var ve bizi bir önemli bir süreç daha bekliyor.
Seçimlere dair beklentilerimiz var aslında hepimizin. Gezi'den sonra da bunlar aslında çok içimizde çok büyümüş beklentiler bunlar. Onları açıklayacağı bir forum olacak. Peki pek çok başlık saydık aslında. Bunları tek tek zaten bizim burada konuşmamız mümkün değil. Sempozyuma dair belki biraz bilgilendirmek üzere ama tartışmak istediğimiz noktalar da var tabii. Yaşanılabilir bir İstanbul aslında bu başlıklara baktıktan sonra çıkacak sonuç. Pek çok başlık var dedik. Etkin, demokratik, özerk bir kent yönetimi başlığı önemli dediniz. Buraya dair konuşursak eğer bu başlıklar tartışılacak, sonuçlar çıkacak. Biz bugün şunu soralım. Daha öncesinde yani daha bugüne baktığımızda Türkiye'deki yerel yönetimler ve kent yönetimini biraz konuşmak gerekirse nasıl bakmak gerekiyor? Şöyle, 1990'lı yıllardan sonra yerelleşme ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve tabandan gelen enerjinin aslında merkeze yansıtılması çok güncel bir konuydu. 1996 Habitat, İstanbul'da gerçekleştirilen Habitat zirvesi de bunun en çok durağa ulaştığı noktaydı. 2000'li yıllarla birlikte yeni dönem, yeni hükümet dönemi de yine yerelleşmenin çok konuşulduğu, yerel dinamiklerin çok gündeme geldiği bir süreçti. Ama 2007 sonrasında bu süreçte çok bu işte bir tersine bir süreç yaşandı bu konuda. Yerel yönetimler çok ciddi güç kaybettiler. Konuşulması gereken en önemli konulardan biri de bu aslında. Merkezileşmeden evet, yani yerel yönetimler açısından yerel yönetimlerin kentleri planlama, yani mekana yön verme güçleri kalmadı. Bütün güç merkezin elinde toplanmaya başladı. Bu problemi aslında tartışmak gerekiyor. Merkezden gelen bir yönetim şeklinden bahsediyoruz. Yani yerel evet. Yönetimler yerelin sorunlarını bilir. Merkez çok yerelin sorunlarına üstten bir bakıştır. Evet. Gerçekten evet. Bir hiyerarşi olarak düşünürsek de bu bunca zamandır yani bahsettiğimiz yıllardır AKP iktidarı boyunca alırsak neler çıkardı karşımıza bu yönetim şekli? Şöyle, özellikle İstanbul için bakarsak yapılan birçok planlama çalışmasında aslında bizim yerel yönetimimiz dediğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da mesela Taksim projesi için Beyoğlu Belediyesi'nden, ilçe belediyesinden bahsedebiliriz. Ama bu planların hiçbiri, yani bu yapılan projelerin, geliştirilen projelerin hiçbiri aslında yerel yönetimce tartışılıp, konuşulup üretilmiş planların parçaları değil. Çünkü baktığımızda mesela bunlardan biri 3. köprü. 3. köprü bu kentte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın da çıkıp ben planımın arkasındayım dediği bir plan var. Ve yüzlerce plancı, yüzlerce uzman çalıştırıldı ve bu konuda gerçekten ciddi bir finansal şey de harcandı, emek de harcandı ve bir plan çıktı ortaya. Ama bizim plancıların deyimiyle planın mürekkebi daha kurumadan bambaşka bir şey merkezi yönetimce bambaşka bir karar alınmış oldu. Aslında alınan bu karar planın bütün dinamiğini, bütün iklimini değiştiren bir karar. Ya da Beyoğlu ilçesine baktığımızda mesela Beyoğlu ilçe belediyesi de planını henüz yapmışken dışarıdan başka bir kararla aslında yer altına alınan o battı çıktılar denilen Taksim tünelleri de bütün o planın dinamiklerini bozan başka bir karar. Dolayısıyla hani bize kalırsa plancı olarak söylüyorum yine süreç çok tersine işlemeye başladı. Merkezi yönetimler ve aslında söylenen pek çok proje var, yapılan pek çok proje var. Siz birkaç kısmına değindiniz, 3. köprü olsun, yine Taksim'in yaylaştırılması olsun. Sonunda Marmaray'da açıldı. Bununla birlikte Galata Port, Haydarpaşa Port, pek çok proje de var. Ve bunlar şöyle bir söylemle geliyor. Yani dünya kenti... İstanbul dünya kenti olacak, merkezi olacak, mega kent olacak, küresel kent olacak deniliyordu. Son dönemde de çılgın projeler sözünü çok fazla işitmeye başladık. Çılgın projeler denildiğinde korkmalı mıyız biz? Çılgın kendi içinde aslında bizi korkutacak bir kavramı içeriyor tabii ki ama çılgın projeler dendiğinde bu bağlamda söylendiği için aslında korkuyoruz. Evet, çünkü biz bir şekilde plansız yaptığımız sürece bunu evet hep bir çılgınlık olarak kalacak ve İstanbul çok ciddi olarak eşiklerine dayanmış durumda. Hem doğal olarak eşiklerine, nüfus eşiklerine dayanmış ve yaşanılabilirliğini
hızla yitiren bir kent haline gelmiş durumda. Dolayısıyla söylenen her yeni proje, deklare edilen her yeni proje hepimizi gerçekten çok korkutuyor. Çünkü benim bugün stüdyo gelişim işte tahmin ettiğimiz 20 dakikanın 3 katı bir süre almış oldu. Ulaşım, yani yaşadığımız bu sorunların hepsi aslında tek başına bir sorun değil. Bunlar bir şeylerin sonuçları. Yani sonuç yaşıyoruz aslında. Tek başına sorun olarak İstanbul'u ulaşım sorunu diye konuşamayız. İstanbul'da ulaşım plansız gelişmenin ve bu çılgın fütursuzca büyüyen kentin sonucu aslında. Şöyle de bir söylem de var yalnız. Üçüncü köprü yapılacak, trafik sorunu çözülecek. Marmaray yapıldı. Marmaray'a çok büyük maliyetler getirdi. Maliyeti çok yüksekti Marmaray'ın. Şimdi biz İstanbul'da, siz de bahsediyorsunuz, çok büyük bir trafik sorunu var. Ulaşım sorunu nasıl çözülecek bu noktada? Biz bunları hani eleştiriyoruz, eleştirelim ama nasıl olacak çözümü? Yani çözümünü burada burada bulamayabiliriz. Tek bir tane çözümü de olmayacaktır ama bir kere ulaşımı tek başına ulaşım olarak düşünmek mümkün değil. Yani bir yerde bir yatırım yapılıyor. Evet, bu kentte ulaşım adına çok yatırım yapıldı. Metrolardan bahsediliyor. Onlar biraz farazi konuşmalar. Çok hani fizibiliteleri yapılmış, gerçekten ne kadar zamanda gerçekleştirilebileceği bilinemeyen bir takım reklam kampanyası olarak yürütülen metro çalışmaları söyleniyor. Bunlardan bahsediliyor ama baktığımızda bütün bunların hepsi tamamlandığında bile zaten bizim sorunumuzu çözemeyecek bir nüfusa sahibiz. Bu yatırım zaten bize yetmeyecek. Ama biz aynı zamanda bu yatırımları yaparken bir yandan arazi kullanımı da değiştiriyoruz. Yani sürekli bir kentin merkezinde bir yoğunluk artışıyla birlikte yapılan projeler de zaten mevcut sorunumuzu çözmüyorken, bakın metrobüs örneğine, metrobüs örneği yapıldığında da sorunumuzu çözmeyecekti. Şimdi de çözmüyor ve çözmemeye devam edecek. Yani nüfus arttıkça, merkezde bu yoğunluklar da arttırıldıkça, ki dönüşümde bunu sürekli arttıran bir faktör olarak önümüzde, kentsel dönüşüm konuşuldukça sürekli yoğunluk artışı geliyor bizim aklımıza. Biz dönüşüm dedikçe yoğunluk artışı düşünüyoruz. Bunları konuşmadan ulaşım sorununu çözemeyeceğiz. Yani bunları çözmeden ulaşım sorununu çözemeyeceğiz. Belki yarattıkları tahribatları da sonuçta plansız kentleşmeden bahsediyoruz. Bunların sonuçları oluyor. Yani 3. köprü için kesilen ağaçların rakamlarından bahsediliyor. Bir doğa tahribatından, çevre tahribatından bahsediliyor. Tüm bunlarla birlikte aslında belediyecilik, nasıl bir belediyecilik sorusu yerel seçimlere giderken de aslında önem kazanıyor. Nasıl bir yerel belediyecilik sizce? Nasıl bir yönetim şekli? Nasıl bir yönetim şekli? Her şeyden önce galiba şeffaf. Çünkü bunu çok yitirdik. Şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim bekliyoruz. Yerel yönetim işin içine bizi ve toplumun her kesimini katamadığı gibi aslında kendisi de katılamıyor bu planlama sürecinin içine. O da çok dışına itilmiş durumda. Dolayısıyla biz yaptığı işe sahip çıkan bir yerel yönetim bekliyoruz. Önce o sahip çıkacak ve bizi de işin içine katması gerekiyor. Gezi bir çığlıktır aslında. Katılım çığlığıdır. Bizi de bu işin içine alındır. Çok bundan ders çıkartılmadığı ve çok anlaşıldığını düşünmüyorum ama Gezi gerçekten bir katılım mekanizmasıdır. Toplumun kendi kendine bizi de dinleyin demesidir aslında. Dolayısıyla yerel yönetimlerden en çok beklediğimiz yaptıkları işe sahip çıkmaları öncelikle. Ve işi yaparken bizi de ve toplumun her kesiminde, sivil toplum olarak bizi, uzmanlar olarak bizi diyorum ve toplumun her kesimini içine katmaları. Evet, bu başlık aslında en başta konuştuğumuz başlık, etkin, evet. Özerk ve demokratik kent yönetiminden bahsediyoruz. Gezi eylemleri dedik aslında, söylediğiniz çarpıcı bir nokta. Şubat ayında bu sempozyum belirlendi ve yaşanılabilir bir İstanbul ismi aslında o zaman belirlendi. Evet. Belki şu an bugün gezi sürecinden sonra çok daha anlamlı. Şöyle bir baktığımızda geçmiş dönemde yaşam hakkını, yaşam alanını savunmak isteyen insanların mücadelesi, gezi sürecinde bir sanki daha dışa vurum, bir açık oldu, bir kitlesel oldu, Türkiye çapında eylemler oldu. Peki bugün önümüzdeki günlere dair ne söyleyebiliriz biz hem yerel seçimlere doğru giderken, yani böyle kentine sahip çıkma konusunda, mücadeleler konusunda ne söyleyebiliriz? Gezi devam eder mi daha doğrusu? Gezi bir başlangıç değildi. Özellikle kent hareketi konusunda bir başlangıç değildi.
bir son da olmayacak çok büyük ihtimalle. Çünkü bu kentte ve Türkiye'nin çeşitli yörelerinde özellikle HES'ler için Karadeniz bölgesinde de bir şekilde yaşam alanına sahip çıkan insanların seslerini duyurmaya çalıştıklarını hep birlikte biliyoruz. Gezi'nin çığlığa dönüşmesinin sebebi hep ses çıkarmaya çalıştık. Gezi konusunda da bir önceki yıl boyunca Gezi 31 Mayıs akşamı başlamadı aslında. Yani orada yürütülen çalışmalar da ya da yapılan protestolar, gösteri yürüyüşleri de 31 Mayıs akşamı başlamadı aslında. Onlar da bir önceki seneye kadar temelleniyor sadece Taksim konusu da. Gezi'de o kadar hızlanmasının sebebi tabii ki bu süreçte karşılaşılan şiddetti de aynı zamanda. Dolayısıyla son da olmayacak çünkü yapılan kentsel dönüşüm projeleri özellikle bunu biraz daha hızlandıracak. Kentte bugüne kadar bir şekilde biz İstanbul'da özellikle bunu söylüyorum. Gecekondu alanlarıyla birlikte insanlar zaten kendi mekanlarını yaptılar ve kentsel alandan az da olsa bir rant elde ettiler. Bu onlarla bir sessiz yapılmış bir anlaşmaydı aslında hükümetler arasında. Gecekondu affedildi, gecekondular affedildi. Planlar yapıldı, gecekondu önlemi bölgeleri planları yapıldı. Dolayısıyla bir şekilde aslında kentli kendi mekanını yarattı. Ama şimdi bunu elinden alıp bütün kentli, yoksul kentliyi özellikle kentin dışına atarsak biz hem eğitim alanlarını, sağlık tesislerini, devlet eliyle yani kamu tesislerini kentin dışına atıp kent merkezine sürekli sermayeyi çekmeye çalışırsak bu bitmeyecek. Çünkü mekan artık siyasallaştı. Herkes biliyor mekan siyaset konusu zaten öyleydi ama biz bunun çok bu kadar farkına varmasını sağlayamadık toplumun. Ama artık herkes çok farkında. Dolayısıyla bu bitmeyecek ve ben siyasetin, kentsel siyasetin bütün siyaseti yönlendireceğini düşünüyorum. Kişisel olarak ya da biz kurum olarak da aslında bunu bekliyoruz. Çünkü şu anda bu ülkenin ekonomik büyümesinin de lokomotifi inşaat sektörü biliyorsunuz. İnşaat sektörü de kentte dönüşümü istiyor. Yani bu ülkenin ekonomik büyümesini devam ettirmek, sürdürmenin tek yolu kenti dönüştürmek aslında. Bu hükümetin elindeki tek koz. Dolayısıyla onun da vermek istemediği bir koz. Ama bizim de yaşam alanlarımız olduğu sürece biz de savunacağız. Bu çatışma devam edecek ve aslında çok da normal bir yandan da. Ama önemli olan bu çatışmayı yönetebiliyor olmamız. Bu dönemde TMOB'un yaptığı sempozyum gerçekten önemli, kıymetli. Bir taraftan da gezi sürecine TMOB'un verdiği destek, ardından TMOB yasasının gündeme gelmesiyle birlikte tüm bu çerçevede ve geniş baktığımızda TMOB bundan sonrasına dair ne yapacak, sempozyum olacak, sempozyumdan sonrasına dair neler yapmayı planlıyor? TMOB aslında bu baskıyla ilk kez karşılaşmadı ve bu da muhtemelen son kez olmayacak. Bu da çok bildiğimiz bir yaklaşım. 1980 döneminde de TMOB'un bununla karşılaştığını, bu tip bir yasal dönüşümle karşılaştığını, tehditle karşılaştığını biliyoruz. Bunun sebebi de TMOB bilimden ve insandan yana tavır takındığı için bu bitmeyecek. Ama TMOB ne yapacak? Bence biz yapmaya devam ettiğimiz şeyi yapmaya devam edeceğiz. Yine toplumla bir bütün olmaya çalışacağız. Yine meslek alanlarımızı savunmak durumunda kalacağız. Burada bizi kimin denetlediğinin çünkü getirilen yasal değişiklik denetimin aslında bakanlıklar üzerine verilmesi kimin denetlediğinin aslında bizim için çok da bir önemi yok. Biz yapmaya çalıştığımız şeyi tekrar yapmaya devam edeceğiz. Üç günlük bir sempozyumun ardından bazı kararlar alınacak, öneriler olacak. Evet. Aslında sohbetimiz esnasında bahsettiğiniz bir konu, yani yapılan projelerde pek çok uzmanın fikri alınıyor ancak tam tersi sonuçlar da çıkabiliyor. Şimdi siz böyle öneriler, güzel taleplerle giderken bu nasıl hayata geçirilecek? Karşı karşıya olduğumuz bir yönetim şekli var sonuçta. Şöyle, biz bu tip toplantıları çok yapıyoruz aslında. Kent sempozyumu 2 senede bir yapılıyor ama biz Şehir Plancılar Odası olarak her sene İstanbul buluşmalarını yapıyoruz. Ve bu tip toplantıların sonunda ki bu İstanbul Kent Sempozyumu'nda 3. gün forumla birlikte bir deklarasyon yayınlanacak.
ve forumda dile getirilen dilekler, nasıl bir yönetim istiyoruz, biz nasıl yönetilmek istiyoruz'a dair dilekler bir deklarasyona dönüştürülecek. Bizim orada olan insanlar olarak bu işi gerçeğe dökmemiz tabii ki mümkün değil. Bunu sadece ilgili taraflara iletebiliriz. Ve tabii ki bu tip toplantılarda karşılaştığımız en büyük problem, dinlemesini istediğimiz yönetici aramızda olmaz. Yönetici dediğimiz belediye başkanı çağrılır, gelir, söyleyeceğini söyler, açılış konuşmasını ve çıkıp gider. Biz bu toplantıda aslında şimdi onları bekliyoruz. Hepsinin, bütün yerel yöneticilerin yönetim süreleri dolmak üzere ve ortada adaylığını beyan etmiş, henüz etmemiş adayları var. Onların hepsini aslında burada görmek istiyoruz. Çünkü onlar dinleyecekler ve onlar anlayacaklar. Buradan sizin de çağrınız olsun diyelim, evet. O zaman. Süremizin de sonuna geliyoruz. Bütün adaylarını toplantıya bekliyoruz tabii ki. Çünkü onlar için konuşacağız. Yerel seçimlere giderken kafası karışık olan ya da kimi oy versem, evet, ne yapsam demek isteyenleri de, evet, sempozyuma davet etmiş olalım. Biz çok teşekkür ediyoruz elimize kazandığınız için. Ben teşekkür ederim.